Dünyanın değişik ülkelerinden gelen katılımcıların yer aldığı, teknolojik yeniliklerin uluslararası profesyonellere ve sektör katılımcılarına tanıtıldığı, hedeflerinin ürün satmak değil, sektörün güçlenmesi ve potansiyelini kullanarak yenilik üretmesi olan uluslararası alüminyum, demir çelik, metal işleme sektörünün saygın iş insanlarıyla bir araya gelerek Düsseldorf'ta büyük bir fuar düzenlendi. Fuar sonrası TEBA yönetimin yerli ve yabancı misafirlere ev sahipliği yaptığı yemekte biz de yerimizi alıyoruz. Birbirinden özel katılımcıların yer aldığı yemekte ev sahiplerinden TEBA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turabi Yıldız Bey karşılıyor bizi. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bugünün önem ve anlamıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Bugün tabii uluslararası çok büyük bir fuar var Düsseldorf'ta. Bu çelik, boru ve tel üzerine yaklaşık her yıl yapılan çok büyük, ünlü bir fuar. Bu fuarla ilgili Türkiye'den ve uluslararası ülkeden gelen insanlarla bir business gecesi, bir etkinliği altında insanları buraya davet ettik. Burada hem Türkiye'den hem başka ülkelerden, Avrupa'nın çeşitli yerlerinden çok üst düzey iş adamları var. O iş adamlarıyla birlikte hem kendi derneğimizin tanıtımını yapıyoruz hem bu iş adamlarına Avrupa ve Almanya'daki mevcut iş durumunun sıkıntıları, artıları, eksilerini gündeme getiriyoruz. Efendim, yani yıllardan beri dernekler var Avrupa'da. Yani ismini sayamadığımız bir sürü dernek var. Diğer derneklerle karışmamak lazım diyorum. Yani buradaki Türk iş adamları, bayağı bir sektörde iş adamımız var. Gerek Türkiye'de olsun gerek burası olsun. Gerçekten gelip buradaki derneklere üye oluyorlar ama herhangi bir beklentileri yok yani. Üye olduk, bir şeyler yapıyoruz. Yani bir şeyler de ödüyoruz ama yani dernekler bize yardımcı olamıyor veyahut da yapamıyorlar. Genelde ben iş adamlarıyla muhabbet ediyorum. İş adamlarının en büyük sıkıntısı bu. TEBA bu çözümleri, yani bu sıkıntıları çözecek mi acaba? Aslında asıl noktaya değindiniz. Tabii ki yurt dışında onlarca iş adamları, dernekleri var. Gerçekten hepsi kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. İyi şeyler de mutlaka yapıyorlar ve köklü dernekler var. Onlara hepsine saygı duyuyoruz. Ama biz bu dernekler içerisinde Almanya'daki bir Avrupa İş Adamı Derneği'nin çok daha güçlü olması gerektiğini anladık ve bunun boşluğunu yakaladık. Bu boşluktan dolayı bir adım atarak bunun gerçekten Avrupalı İş Adamı Derneği olarak bütün konulara doğru bir şekilde üzerine giderek bizim gelen insanlarımızın yanında bir lobi oluşturarak bir güç olmamızı sağlayacak bir yapı içerisine girdik. Çok teşekkür ediyorum. Aydınlatmış oldunuz bizi. Sizler, gerçekten seviyoruz sizleri. Her zaman en güzel programlarla yanımızda oluyorsunuz. Herkese selamlar, saygılar. TEBA'nın tam kadro yer aldığı etkinlikte Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bey, fuar ve geceye dair açıklamalarıyla muhabbet konuğumuz oluyor. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Bey ile birlikteyiz. Mehmet Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Buraya kadar geldiniz, bize ilgi gösterdiniz. Ne demek? Biz de sizlere dahil olmuş olduk yani. Sağ olun. Medyacı olarak yanınızdayız. Sağ olun. Çünkü doğru şeyler yapıyorsunuz. Onu görüyoruz. Az önce Turabi Bey'le de muhabbet ettik. Yani birçok dernekleri gördük Avrupa'da. Birçok dernekleri tanıyoruz. Ve birçok derneklerle muhabbet etmeye gittik, konuştuk. Ama sonuç hep aynı oldu. Sonucu ne olacak diye takip ediyoruz. Yani sizleri takip ediyoruz. Ve belli. Sizleri de benimsedik. Ne olacağını sana söyleyeyim. Evet. Şimdi buraya gelen insanlara dikkat et. Bunların %60'ı Alman, yabancı ve bunların çoğu dünyanın en önde gelen çelik firmalarının çok önemli pozisyonlarındaki insanlar. Commerzbank'ı üst düzey müdürlerini gördünüz. UniCredit'in üst düzey müdürlerini gördünüz. Zasgitter'in üst düzey müdürlerini gördünüz. Mesela bunları yan yana getirebilmek. Bu ülkede yaşıyoruz. Burası Almanya. Buranın önde gelen insanlarıyla onlarla eşit koşullarda düzgün ilişkiler kurmak zorundayız. Bu ilişkileri kurmadan onlara derdini anlatamazsın. Bu kadar basit. Bizim yapacağımız iş bu. Kesinlikle. Geçen dönemlerde de kahvaltıdaydık. Ethem Bey çok güzel bir kahvaltı sunumu yapmıştık. Orada da muhabbet etmiştik. O dönemlerde sizlere sormuştum zaten. Artık Almanlarla birlikte hareket mi etmemiz gerekiyor demiştim. Sizler de demiştiniz. Evet, artık zamanı geldi bu şekilde hareket etmeye. Yani dernekçilik böyle olması gerekiyor demiştiniz. Ki bunu görmüş olduk burada. İlerideki hedefleriniz neler olacak? Yani adım adım sizleri takip ediyoruz. Adım adım büyüyorsunuz. Az önce Turabi Bey'le de muhabbetimde söyledim. Bunda yeni bir kurulan bir dernek değil. 40 yıla dayanan bir dernek. Daha yeni adımlar atan bir dernek ama tecrübeli bir dernek diyoruz. Çünkü geçmişinde 40 yılın tecrübesi var. Yıllardan beridir de sizleri de takip ediyoruz. Özellikle Turabi Bey'i sizleri biliyorum. Yaklaşık 50 milyon eurolara varan iş adamlarısınız. Yani ondan dolayı temeliniz, altyapınız çok sağlam. İlerideki hedefleriniz ne olacak başkanım? Biz bu işi boşuna yapmadık. Bu işe
boşuna çıkmadık. Yapılacak şey şu, 7-8 ay oldu. Bugün 20'ye yakın son derece büyük, son derece güçlü firmaları bağrında barındıran bir dernek haline geldi. Şimdi size bir rakam söyleyeceğim. 290 milyar euroluk bir hacmi olan bir şirket ya da bir dernek durumundayız şu anda. Şimdi bakın, Commerzbank'ın en üst menajeri buraya geliyor ve buraya bizim ricamızdan dolayı geliyor ve burada Avrupa'daki, Almanya'daki Merkez Bankası'nın Avrupa'daki ekonomik seyir, Almanya'daki ekonomik gelişmelerle ilgili durumu anlatacak çalışmalar yapıyor. Olması gereken de bu değil miydi? Aynen öyle. Şimdi dolayısıyla bizim burada bu durumu, bu yakaladığımız momentumu üstüne koyarak geliştirmemiz gerekiyor. Son derece büyük bir ilgi var. Yalnız biz burada biraz seçiciyiz. Sevgili çok önemli büyük Türk firmalarına ve Alman firmalarına söyleyeceğim şu: gelin, ona güç verin, onunla birlikte olun ve onun hayata geçirmek istediği, ortaya koymuş olduğu vizyonun gelişmesi için destek olun. Böyle diyebilir miyiz? Güce güç katalım. Aynen öyle. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Oldukça kalabalık olan etkinlikte Essen Başkonsolosu Sayın Taylan Özgür Bey tüm samimiyetiyle selamlıyor bizi. Essen Başkonsolosumuz Taylan Özgür Aydın Bey'e de rastlamış oldum. Efendim merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, sağ olun. Hoş geldiniz. Sormalı. Teşekkür ederim. Bir dostane muhabbetimiz oldu. Ondan dolayı sizin yeriniz bizim yanımızda farklı. Ekip olarak. Bilmukabile, gerçekten dediğiniz gibi ayrı bir muhabbetimiz oluştu. Bizim de gönlümüzde yeriniz farklı. Efendim bugünle ilgili neler söylemek istersiniz? Bugün Türk işletmesi bir restorandayız, gerçekten görüyorsunuz. Son derece seçkin davetliler var. Turkish European Business Association'ın davetlisi olarak geldik biz de. Yeni bir oluşum ama çok başarılı bir süreçte ilerlemekte. Başkan Bey, Mehmet Bey ile de oldukça yakın temastayız zaten düzenli olarak. Çalışmaları hakkında da bilgi alıyoruz. Biz de başarılı iş adamlarımızın böyle son derece seçkin Alman davetlilerle beraber bu etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendilerine başarılarının devamını diliyoruz. Yolları açık olsun. Ülkemizi gururla temsil eden Avrupa'nın dört bir tarafından ve ülkemizden gelen iş insanlarıyla da muhabbet etme şansı yakalıyor. Duygu ve düşüncelerini merak ediyoruz. Efendim merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba Sunay Bey. Merhaba. Sizler de burada görmekten gerçekten onur duyduk. Teşekkür ederiz. Yani sağ olun. Avrupa'nın başarılı iş adamlarından birisiniz siz de. Teşekkür ederim. Hep. Yıllardan beri bu sektördesiniz. Yıllardan beri Avrupa'da yaşıyorsunuz. Ve Avrupa'yı iyi takip ediyorsunuz bir iş adamı olarak. Sağ olun. Neler söylemek istersiniz? Ya bugün iş adamları toplantısına teşrif ettik. Başta Mehmet Yaşaroğlu'na çok teşekkür ederiz. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Bunlar önemli şeyler. Tanışma, toplantı, iş adamlarından, Türkiye'den, buradan herkese başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun herkese. Çok sağ olun. Sağ çok olun canım. Sağ olun. Sağ olun. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sunay Bey, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sadece sizi bir tanıyabilir miyiz? Onur Akgül, yönetim kurulu üyesiyim ben de. Burada Flamefield adında bir İngiliz şirketin genel müdürlüğünü yapmaktayım. Önemli bir gün bizim için. Ne söylemek istersin? Valla çelik sektörüyle ilgili bir yoğunluk var şu anda. Bugün de fuar vardı bu hafta Almanya'da. Onunla ilgili hem Alman iş adamları hem de Türk iş adamlarını burada buluşturduk. İyi bir network olacak bugün. Güzel bir organizasyon. Burası lezzet, zaten bizim evimiz gibi. Harika bir mekan. Burada iş adamlarıyla beraber olası iş büyüklerini konuşacağız bugün. Yarın başka toplantılarımız da olacak. Çok ciddi bir business club burası. Biraz Almanya'da daha önceden yapılmamış bir şey. Çok mutluyuz onun için. Başkanımız Mehmet Başkan da burada bugün. Bize önderlik ediyor. Kendisinin de çok katkıları var. Burada teşekkür ediyorum kendisine de, herkesin üzerinde. Güzel bir akşam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bir yerden tanıdık geliyorsunuz gibi ama. Benim ismim Cevdet Koçaş. Almanya'da Köln ve Düsseldorf şehirlerinde yeminli mali müşavirlik hizmetleri veriyorum. Ne güzel sizi burada görmek. İş insanlarının bir araya gelip tecrübelerinden, bilgilerinden, ilişkilerinden ve iletişimlerinden yararlanmaları gerekiyor. İnsanlar tek başına hedeflerine belki ulaşabilirler ama bu ulaşım çok uzun zaman alır. Çok uzun enerji ve para gerektirir.
Ama bir araya gelindiği zaman, bir network içerisinde birlikte işler yapıldığı zaman hedeflere çok daha hızlı, çok daha kısa zamanda ulaşılabilir. O an örnek bir dernek. Gerçekten kendilerine teşekkür etmek lazım. Sağ olsunlar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Nasip olursa önümüzdeki dönemlerde sizlere bir ziyaret edeceğiz. Olur mu? Memnuniyetle biz de bekleriz. Bizim bu tür çalışmalarımız var. Seve seve bekleriz. Efendim, merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizleri biz de sizi tanıyoruz. Teşekkürler. Sadece bir tanıyalım mı? Bünyamin Tozluk, Levanten GmbH'm. Bugünle ilgili neler söylemek istersin? Bugün emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu şekilde Türk iş adamlarının bir araya gelmesi, beraber çalışmalarda bulunması, Almanlarla beraber iş ilişkilerine girmeleri bizim toplumumuz için son derece önemli. Umarım bu tür organizasyonlar daha da artar, daha da sık gerçekleştirilir. Onun için çok memnun olduk. Herkese teşekkürler, emeği geçen. Tanıdık simalara böyle ara ara rastlamış oluyorum. Yani sizler de bildiğiniz gibi yaklaşık 40 yıldan beridir Yayla firmasının genel müdürü Ethem Bey ile birlikteyiz. Geçenlerde sağ olsun çok güzel bir kahvaltı ikram etmişti bize. Anadolu'dan çeşit çeşit kahvaltılar vardı. Az önce bana soruyor kahvaltının tadını nasıldı diye. Abi gerçekten tadı damağımızda kaldı. Özellikle böreklerin tadı damağımızda kaldı. Özellikle börekte harbiden çok iyisiniz. Özellikle onu mahsus tattırıyoruz. Bir daha gelin diye, bir daha o anı yaşayalım diye. Bu geceyle ilgili neler söylemek istersiniz? Bugün de bayağı bir ilgi var. Bu bizim ilk yaptığımız ilk organizasyon. Gerçekten şaşırdım. Bu başlangıç ilk adım. 1000 adım atmak için ilk adımı atmamız lazım. Bugün attık. Çok güzel şeyler yapacağız. Hem Türk dünyası için, iş dünyası için, hem burada Avrupa'da yaşayan Türk insanları için çok güzel bir köprü oluşturacağız. Yavaş yavaş adımlarımızı sağlam bir şekilde ataraktan Avrupa'yı, iki kıtayı diyelim, Avrupa'yı ve Türkiye'yi bir araya getireceğiz. Ara ara bütün dernekleri de ziyaret ediyoruz. Derneklerle muhabbetlerimiz de oluyor. Ama dernekler sadece dernekçilikte kalıyor. Yani bir ileriye gidemiyor yani. Siz herhalde bunu aşmış olacaksınız dernek olarak. Amacımız o, amacımız o. Yoksa o bir türlü kendi içinizde toplanıp duruyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, vakit geçiriyorsunuz. Kimseye bir faydanız olmuyor. Biz öyle olmayacağız. Biz severek yapacağız işimizi ve gelenlere burada evlerindeymiş hissi vereceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızı devam ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi de yönetim kurulu başkan yardımcısı Ali Erdoğan Bey ile birlikteyiz. Efendim merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Çok şükür iyi değiliz. İyinin çok ötesindeyiz. İnşallah sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ali Erdoğan kimdir? Ali Erdoğan neler yapıyor? Ali Erdoğan, 54 yaşındayım. 20 yaşında Almanya'ya geldim. Aslen Gaziantep'liyim. Burslu öğrenci olarak geldim. Üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra da iş dünyasına girdim. Halihazırda 3 sektörümüz var. En önemlisi bunlardan gastronomi, yeme içme alanında, horeka alanında faaliyet gösteriyoruz. İkincisi gayrimenkul sektöründe Almanya çapında ciddi bir portföyümüz var. Onlarla meşgulüz. Diğeri de muhtelif alanlarda iş yapmaya değer bulduğumuz alanlarla faaliyet girişimlerimiz var. Yeni bir projeniz var. Ben projenizi gördüm ama en azından o projeyi tekrar bana bir açıklar mısınız? 40 yıldan beri Almanya'da ailem dondurmacılık yapıyor. İtalyan dondurmacılığı. Bunu belirteyim önce bir defa yani. Koronadan sonra aklımıza yeni bir şey geldi. Dedik ki ya biz aslen hepimiz dondurma ustasıyız. Çekirdekten yetişme yani. Öyle bir yeni bir konsept yaratalım ki yeni çağın, gençliğin ruhunu yakalayalım. Buna yönelik 2 yıllık bir Ar-Ge çalışmasından sonra bir üç şube şu anda oluşturduk. Konu şu: Almanya'nın en önemli caddelerinde, insan trafiğinin en yoğun olduğu yerlerde doğrudan doğruya taze dondurma üretip, yani doğrudan doğruya dondurma tezgahının içinde, önünde doğrudan doğruya taze dondurmayı üretip, dünyaca ünlü bir dizayn tasarımcımıza yaptırdığımız bir lokasyonla insanlara sunduğumuz yepyeni bir konsept. İleriki dönemlere geleceğim, sizlere bir ziyaret edeceğim, müsaade edersiniz. Çok teşekkür ederim. Düsseldorf Başkonsolosu Sayın Ali İhsan Bey de etkinlikte TEBA yönetimini ve Türk İş insanlarını yalnız bırakmamış, yaşamış olduğu gururu bizimle paylaşıyor. Evet sevgili izleyenler, muhabbet müslümüz ile devam ediyor. Şimdi yanımda Düsseldorf Başkonsolosumuz Sayın Ali İhsan Bey var. Efendim merhabalar, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkürler. Siz de iyisiniz umarım. Çok teşekkür ediyorum efendim. Evet, bugün özellikle iyiyiz çünkü Düsseldorf'ta kablo alanında, çelik kablo, tüpler alanında, borular alanında dünyanın en önemli fuarlarından birisi başladı, devam ediyor.
Biz de Düsseldorf Başkonsolosluğu olarak ve Düsseldorf Başkonsolosluğu Ticaret Ateşemizle beraber fuara katılan firmalarımızı ziyaret ettik. Bu akşam da onlardan birisine iştirak ediyoruz. Gerek Türkiye'den bu kablo, boru, çelik, demir alanında katılan firmalarımız buradalar. Gerek Almanya'dan ve Almanya dışında bazı Avrupa ülkelerinden meslek kuruluşlarının çok değerli yöneticileri, uzmanları buradalar. Çelik ve sanayi piyasasındaki gelişmeler hakkında ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri hakkında, Almanya ilişkileri hakkında çok faydalı bilgiler verdiler. Hepimiz yararlandık bundan. Dostluğumuzu ve ortaklığımızı daha da geliştirmeye yönelik Alman muhataplarımızla, dostlarımızla görüşmelerimizde takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Başarılarınızı devam ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum aynı şekilde. Evet sevgili izleyenler, muhabbetimiz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi yanımda bir hanımefendi var. Ben hanımefendiyi tanıyorum ama sizlere bir tanıtayım diyorum. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz de iyisiniz. Sadece sizi bir tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Özlem Bakırel. Kardemir Çelik Sanayi ve Kareldemir Tel Limited şirketinin yönetim kurulundayım. Şirketimiz İzmir, Aliağa'da ve merkez olarak Denizli'de 1968 yılında kurulmuş. Ve o dönemden beri bilfiil, üretim ve ihracat yapan 50 yılı aşkın bir şirket. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından ve çoğunluğu ihracata mal gönderdiğimiz demir çelik ürünlerimiz var. Dünyanın her tarafına açıldık diyorsunuz yani. Evet, evet. Ben sizleri biliyorum, tanıyorum. Teşekkür ederim. Her şeye rağmen bir muhabbet edeyim dedim yani. Ve tamamen bir tanıyalım dedim yani. Devam edelim o zaman. Evet. Lafınızı kestim ama. Estağfurullah. Estağfurullah. 1650 çalışanıyla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Türkiye'ye, memleketimize hizmet edip dünyanın her yerine ihracat yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yemek sonrası son olarak yeniden Mehmet Bey'e mikrofon uzatıyor. Hem fuarla ilgili hem de geceyle ilgili önemli bilgiler alıyoruz. Mehmet Bey, çok güzel bir gece geçirmiş olduk. Gerek Alman dostlarımızla, gerek Türkiye'den gelen misafirlerimizle son olarak neler söylemek istersiniz efendim? Almanya'da ya da yurt dışında diaspora herhangi bir etkinlik yapacak, herhangi bir lobi faaliyeti yapacaksa bu faaliyet sen ben bizim oğlan metoduyla olmaz. Bunun için önemli güçlü Türk firmalarının yan yana olduğu, çok güçlü yabancı firmaların da olması gerektiğini inanıyoruz. Türk firmalarının Türkiye'deki endüstrinin, Türkiye'deki güçlü bir sanayi kolunun Avrupa'da çok daha büyük bir ses getireceğine, Almanlarla, Avrupalılarla birlikte yapacakları ortaklıklarla çok güçlü, büyük ses getireceklerine inanıyorum. Bizim de yolumuz bu. Kesinlikle. Az önce de Türkiye'den gelen bir grupla muhabbet ettim. Bir grupla röportaj yaptım. Sizlere dedim, evinizdeymişiz gibi ağırladılar değil mi dedim. Aynen öyle oldu dediler. İyi ki de varmışlar dediler. Yani bizi bu şekilde karşıladıklarından dolayı Türkiye'deki bütün başarılı iş adamlarını da buraya davet edelim mi? Bizim çıtamızı yükseğe çıkaracak, daha gelişmişini sunacak firmalara ihtiyacımız var. Bizim konseptimizden daha iler onlara ihtiyacımız var. Onları bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devam ediyorum efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sunay Aydın'la Maksat Muhabbet devam ediyor.